Merhaba magazin severler. Bugün 7 Ocak Çarşamba. Tam bir hafta geçti. Yılbaşının üzerinden zaman ne kadar hızlı akıp geçiyor değil mi? Sevgili magazin severler, bugün de sizlere 6 Ocak Çarşamba gününün gelişen magazin olaylarından bir özet sunuyoruz. Başlıklarıyla birlikte her zaman dediğimiz gibi haberlerin detaylarını magazinkolik.com sitemize girerek rahatlıkla okuyabilirsiniz daha geniş bir şekilde. Söz fazla uzatmadan hemen haberlerimize geçelim. Bugünkü haberlerin büyük bir çoğunluğu koronavirüsle ilgili haberler. Hilary Duff o kadar çok COVID testi yaptırmış ki ve buradan enfeksiyon kapmış. Bunu da sizler en çok okunan haber haline getirmişsiniz. Yine koronavirüsle ilgili bir haber. Günün en çok okunan ikinci haberi. 63. Grammy ödülleri ertelendi. Ne zamana mı? Mart ayına. Bunun sebebi de tabii gene koronavirüs tedbirleri olarak gösteriliyor. Bence en ilginç haberlerden bir tanesi Çağla Şikeli ölümle tehdit ediliyordu ve bu kişi ortaya çıktı. Kim olduğu, ne amaçla yaptığı da haberimizin detaylarında var. Özcan Deniz ile Feyza Ak'tan ayrılırlarken mal paylaşımına gitmişlerdi ve bu arada mahkemelik olan bir ev vardı kendi aralarında ve işte o evde dün yangın çıktı. Bu da haberimizin içinde yer alıyor. Artık yılbaşı bir hafta oldu dedik geçeli, dizilerdeki rehavet de sona erdi. Bugünden itibaren diziler tüm hızıyla tekrar ekranlara gelmeye başladı. İşte bunlardan bir derleme yaptık. Fragmanlarıyla birlikte sitemizde izleyebilirsiniz. Bu akşam izleyeceğiniz dizileri. Mucize Doktor, hastane ekonomik olarak bir dar boğaza giriyor. O konu işleniyor. Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Sol Yanım ve Babam Çok Değişti yeni dizi. Ratingleri pek istediğinde gibi olmasa da bu akşamın izleneceğiniz dizileri arasında. Yine televizyondan başka bir haber var dünün haberi olarak. Esra Erol'da kan donduran bir itiraf var. Bir kadın, çocuğun babası 4 aylık bebeğini nasıl terk ettiğini anlatıyor. Tuğba Ünsal ailesiyle birlikte dizi setinde çok güzel bir gün geçirmişler çocuklarıyla beraber. Güzel bir haber. MasterChef biliyorsunuz sona erdi ve şampiyon Serhat Doğramacı oldu. Bu haberde de Serhat Doğramacı'nın MasterChef'e girişinin film gibi hikayesi var. İlk önce kabul edilmiyor, sonra bir başkası sözleşme imzalamayınca tekrar Serhat'ı çağırıyorlar vesaire vesaire vesaire. Haberde bunu okuyabilirsiniz. Burak Özçivit ile Fahri Evcen çok güzel bir evlilik götürüyorlar biliyorsunuz. Bu arada çocukları Karan da gittikçe büyüyor. Ve çiftin özellikle üzerinde durdukları konu çocuklarının çocukluğunu yaşamasını istiyorlar. Bununla ilgili bir haberimiz var. Medya dünyasından bir haber. Radyo 1 benim de sevgili dostum Hakan Dikmen'in yönetiminde yayın hayatına başladı. Onun haberi var. Çok güzel de bir geniş kadrosu var. Onu haberimizde okuyabilirsiniz. Bir yabancı haber daha. Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdılar. Artık boşanmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Akıncı dizisi var biliyorsunuz çok ilgi çekti. Bunun kostümlerinin nasıl uluslararası bir çabayla anlatıldığına ilişkin bir haber var. Gene koronavirüsle ilgili bir haber daha ama bu sefer bir sanat haberi. Kadıköy Belediyesi biliyorsunuz pandemi orkestrası kurmuştu. Pandemide çalışmayan evde oturan müzisyenlerden oluşan. Ve bu orkestra ikinci konserini verdi ve yabancı bir haber daha. Dr. Dre adıyla bilinen şarkıcı beyin kanaması geçirdi ve şu an yoğun bakımda. Onun haberini de haberimiz içinde bulabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan sizleri haberlerimizle baş başa bırakalım.
ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyerek hepinize mutlu ve sevgi dolu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.